Türkiye'deki en iyi yabancı futbolcu. Yani girer miyiz bu sınava? Şu anda mı? Tüm gelmiş geçmiş. Mi? Gelmiş geçmiş. Hazır mıyız bu şeye? Hazırız. Kim Minje, not Galatasaraylıyım. Koray abi. Ben bakıyorum şimdi bir saniye. Lincoln. Ben de Kim Minje'ciyim. Kim Minje'nin daha bir sezonu var ya. Koskoca Lincoln ya. Ay, iki Beşiktaş efsanesini niye kırdırılıyor la? Bunlar niye girdi bu listeye? Bu arada şöyle yapalım. Sadece Türkiye kariyerlerini konuşalım. Sadece Türkiye kariyeri mi? Evet. Peki tamam. O zaman öyle olsun, Holosko. Değişik olsun bu sefer. Ama Holosko diyorsun da Koray Hoca Almeida Beşiktaş'ın hiçbir şeyinde yoktu. Geçmiş en golcü ikinci yabancısı mı ne? Bir Holosko'dur o zaman. Holosko'nun daha fazla golü var. Almeida 42 golle herhalde Bobo ile Nobre'den sonra ya ikinci ya üçüncü olması lazım. Bobo Nobre ya diğerleri de. Şey yapma. Böyle yüksek birini arama. Holosko. Türkiye kariyeri ise Holosko. Holosko abi. Şampiyonluğu var en azından. Ortega Yahoviç. Yahoviç'tir herhalde. Türkiye kariyeri Yahoviç. Gekas Cagne. Cagne ya. Gekas'a şarkılar Cagne yazıldı arada, ama Cagne abi. Beşiktaş'a Cagne'yi de isterim yani. Boştaysa. Cagne serbest işte. Olmaz mı yani Beşiktaş'ıma? Chat'te herkes niye Gekas yazıyor beyler? Ne alaka Gekas? Adam bir gol kralı oldu. Bu sene de ucun şeyden kaçırdı. Icardi var diye kaçırdı. Şampiyon da oldu Galatasaray'la. Aynen öyle. Cagne devre arası geldi. 20 golü geçmişti. Geldiğinde o sezon. Evet. Uçya tabii ki canım. Soru i̇lk tur mi? İlk tur kolay olur. İlk tur hızlı geçelim. F11 miydi lan? Torreira Gezal. Gezal. Torreira neden bir tek vücut var, kafa yok? Torreira da en fotoğrafa sığdırılacak adam amına koyayım. Yani bunu aynen, mu sığdıramadınız? Abi Türkiye kariyeri ise şu an Gezal. Torreira daha bir sene oldu. Ama Gezal kaç sene öttürdü ligi? 2 sene öttürdü. Tamam. Ya Sisinho görünce aklıma Abu Bakar geliyor ya. Neyse. Fernandez. Bobo kötü elendi. Kötü elendi. Beşiktaş'ın Beşiktaşlıları birbirlerine kırdırıyorlar. Bataşa. Teles. Yataşa. Jardel. Ricardinho. Abi Jardel gittikten 8 hafta sonra hala ligin gol kralıydı. Abi çok kötü eleniyor Beşiktaşlılar ya. Bu ne ya? Bunu kim hazırladı lan bunu? Üst üste çok kötü eşleşmeler geldi Beşiktaşlı topçulara ya. O siktir, sıkıntı var. Kayıt bence ama. Türkiye'de yaptıklarını kite konuşacağız. Türkiye'de yaptıklarını ne, kayıt mı? Kayıt abi. Niye ya? Drogba'da 2 sene şampiyon oldu. Oha! İlk tur eşleşmesine bak. Dövüş çıkar lan. Snyder abi. Snyder mi? Snyder tabii canım. Snyder lige geldikten sonra Avrupa'da da yaptı. Snyder'in totalde gol asist Galatasaray'da 100'ü var mıdır? Sapık bir sayısı var abi. Var değil mi? Öyle sapık bir sayısı var. Borini mi sağdaki? Borini. Ben de niye yayında düşük, kalite çok düşük ya? Nobre Quaresma. Quaresma mı alayım? Geliyor bu arada. Hazır olun beyler. Buradan Meireles Beşiktaşlı Falcao kardeşlere. Hasan'cığım bir saniye. Buradan Beşiktaşlı kardeşlere. Seslen. Geliyor. Veda'ya geliyor. Last Dance'e geliyor. Bu Meireles bence. Bence de. Stanku ya. Bu ligin cefasında çok vardı bu çocuk. Yine bizim ülkede istihdam ettiğimiz Rumenlerden biri. Sol
Sıkıntı soru. Panku ya. Kevul çok kalmadı ki o kadar. Kevul kaldı bu arada ya. Bir dakika. Panku'ya bastırttın abi. Olsun. Bugün objektif bir günümdeyim. Hacı de kolay elendi ya. Hacı de kolay elendi. Bak Hasan bir şey söyleyebilir. Kötü eşleşme geldi. Bu arada Beşiktaş topçulara inanılmaz kötü eşleşme geliyor. Harbi sikeceğim böyle programı. Bir de kırmızı forma mesela yani. Hani öyle düşün. Bak harbiden Beşiktaş futbolcuların hepsi ilk turdan lokuma gibi yuttular yani. İnanılmaz topçular gitti yani. Bunu akşama kartal çevirme var diyen mi hazırladı? İnanılmaz kötü eşleşmeler geliyor. Mesela bu da Baroş. Pepe bir sene oynadı. Baroş. Evet evet Baroş. Beşiktaşlı şey üst tura kalmadı mesela amına koyayım ya. Simao derim derbi golü var. Gerçi Buruman Galatasaray'da Buruman'ın da Beşiktaş'a attığı gol var. Canlı izledim ya. Buruman'ın inanılmaz bir gol. Buruman'ın ama şampiyonluğu yok değil mi? Yok. Galatasaray'da futbol oynayıp nasıl şampiyon olmamayı başardı lan Buruma? İnanılmaz varmış söylemiş abi. Kendini. Varmış varmış. Var. 2015. O zaman Buruma. Buruma ya. Simao'nun yok çünkü. Beşiktaşlılar harbi baskına uğramış gibi elendik. Vebo'ya. Vebo'dur ya. Başakşehir'de kariyeri de var. Van Persie Negredo mu? Van Persie'dir ya. Bu eşek hiçbir şey yapmadı. Yani bu bir şey yapmamasına en şaşırdığım Hasan, oyunculardan biri. Sana gelince akşam şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip. Tabii tabii. Gece sonunda. Gece sonunda hiçbir şey yapmayayım. Süper Kupa'da Rabona pas deniyorum. Manisa'ya attı 4 tane. Kvoke Teyo. Teyo'dur abi ne yaptınız? Ermeyip'i gerçi de oynattınız. Teyo'nun doğru şampiyonluğu da var Teyo'nun. O kadar alıştık ki Beşiktaşları elemeye. Tabii tabii o kadar kafamız düştü ki. Oy Sosa ya. Kaç neleri var abi Sosa Türkiye'de. Tabii. Bak Sosa'yı bile Fener formasıyla koymuşlar. Herifin oğlum harbiden anket yapan herifte bize karşı bir hırs var ya. Babel. Babel'dir ya. Joseph. Oo. Joseph. Abi olamaz abi, böyle bir test amına koyayım ya. Akbele sikerim artık ha. Yapacağınız iş ha. Uslayara. Yapacak bir şey yok. Abi sikildik. Acile kaldırılıyoruz ya. Oo, Icardi de gitti. İsçadır abi. Icardi ilk turdan gitti. Hep biz mi gideceğiz lan? Kesin Fenerli bunu hazırlayan. Belli belli. Baksana abi ya. Aferin. Şimdi de Guti'yi kesti herif. Bizi de hep Galatasaraylılarla kırdırdı ha. Fark ettin mi? Kesin Fenerli herif. Bir şey diyeyim mi? Kalbimi bırakırım bu eşleşmeye. O Koça'dır herhalde ya. Fenerliler hep anıyor Koça o Koça'yı. Ya. İzlemedim ama. Jaja da inanılmaz. O Koça benim ilk kramponum kırmızıydı. O kadar benim söyleyeyim. De. Peki markası lig miydi? Yok abi. Bu harbi bundan bulmuştuk ya. Ben feci cazgırlık yapmıştım evde. Ha zengindiniz. Tamam. Estağfurullah. İlk marka ayakkabım bu işte. Tamam tamam. Kırmızı deyince annem normal beyaz bir tane ayakkabı bulmuş. Onu pancar suyuna yatırmıştı bizde. Sağlık olsun. Pancar suyu anısı %1 milyon koktu. Bu findir be abi. Bu adam Anadolu'nun yükünü çekti be. Abi canım bu adam harbi şeyden çok gezdi. Ne bu Erzincan milletvekili kim bizim? Şeyin CHP'nin. Sarıgül. Sarıgül'den çok gezdi. CHP Zalağa gider ya. Bizim CHP diye mi konuşuruz? Maalesef. O kadar sahiplenmişiz değil mi? Ya sen Galatasaraylısın. Adam hakikaten bizde taşak geçmeye gelmiş. Yine kaybeden taraftayız diyor ya. Dayı sen bizimle bugün taşak geçmeye mi geldin buraya? Bizle taşak geçen diğer adam. Yarışmayı hazırlayan bak. Puşt. Adriano'yu da sikti. İnanılmaz bir adam ya. Türkiye kariyeri Adriano demez Oydonk mi? Oydonk be abi yok be.
Ben Frikik'ten gol atılabildiğini, Frikik'ten gol atılabildiğini Oydonk'la öğrendim ya. Yani. İkisi de şampiyon oldu birer kere. Yani Avrupa başarısı falan dersek belki Adriano olabilir ya. Hadi bir kere de Beşiktaşlılığımızı kullanak da Adriano diye ki. Ama Oydonk... Aa, Fener'in 10 numaralar. Bence Giuliano. Çünkü bir Başakşehir'i de var abonun. Evet, Giuliano harbi iyi. Giuliano bak daha iyi olabilirdi Fener kariyeri. Giuliano bir Şenol Güneş görse iyi oyuncu olurdu. Donk ya bence. Bak mesela bir şey söyleyeyim. Donk abi bu anket... Eboe. Eboe. Evet. Eboe şu an fakirlik makirlik diyorlar. Var mı öyle şey? Doğru mu? Öyle öyle abi. Şimdi bak Gomis'in... Rodega'yı da yedi. Rodega'yı da yedi. Rodega aynen. Eto. Eto'dur ya. Eto oynadı mı ki çok? Hem, abi, hem Konya'da hem Antalya'da çok golü var abi. 4 sene oynadı Türkiye'de Eto. Doğru. NDI. Badu Badu. Bu sene inanılmaz oynadı Adana Demir'de ya Badu. Kaysara mı Sov ya? Anelka Talişka. Talişka ya. Talişka. İkisinin de bir şampiyonluğu var. Niye Talişka diye atladınız direkt? Lens Aurelio. A'daki Aurelio mu emin miyiz? Öyle yazıyor abi. Maalesef fotoğraflar dandik. Aurelio. Lens'in hiçbir savaşta kazandırmam. Ne iyi tipmiş Aurelio. Fotoğrafı tıklayınca gördük. Carlos'tur. Carlos tabii. Evet. Ama Carlos bizim oynadığımız şeyde diğer turda gidecek birilerine. Bence gidecek. Mondragon Coleman. Mondragon canım. Mondragon. Ama Coleman da kötü elendi. Lugano Şeşu. Lugano ya. Lugano. Demba Numa Demba. Numa. Manyak mı? Numa'dır abi. Numa bence ya. Demba ya. Numa burada ikiye biriz. Numa'nın fotoğrafı inanılmaz iyi bu adam. Normal gol sevinci yok mu? David. Tabata oynamadı zaten. Antep'te bir senesi var o kadar. Balili. Balili. Nefim Balili. Balili adam artık oy kullanıyor ya. Apyah. Bence de Apyah. Onu niye kuruyor bu ligin bug'ı falan diyorlar da her sene iki maç çok iyi oynar sonra... Koray'ca şeyleri izledin mi Adana Demir maçlarını? Onyekuru izledim izledim. Bir tık tripli. Adana mesela kendisini bir tık fazla görüyor o takıma yani. Evet ya. Falan kendine çok gelmeyince falan filan hafif bir tribi var yani onun. Belanda'yla Bodu Galatasaray'da oynadığından daha iyi oynadı. Daha iyi oynadı. Oynamadı. Evet. Luciano bence bu. Larin. Bence de. Niye? Luciano çok daha etkili bir adamdı be abi. Larin'in bir yarım sezonu var ya. Yarım sezon diyorsun da 23 gollü kanat adamı da şampiyon yaptı yani. Bilmiyorum. Ama ondan önceki senelerini de düşün. Ortalamasını al. Yani Larin'in bütün Beşiktaş kariyerini düşün. Ben sadece güçlüyüm, zenginim, yakışıklıyım ve Kanadalıyım diyorum. Stoh mu Özil mi? Stoh ya. Harbi ölüm grubu ya. Ama Stoh en azından Puşkaş falan aldı be. Puşkaş mı almıştı? Ne alıyordun? Bu arada şey doğru mu ya? O hafta Süper Lig'de haftanın golü Necati'nin golü seçilmiş. Onun o golün atıldığı hafta. Doğrudur bence. Necati'nin yani, golün daha iyi olduğuna eminim bu arada. Çünkü geçen bir tweet şey vardı ya hani hani asla gerçek olduğuna inanamadığınız bir futbol şeyi paylaşın falan, fotoğrafı paylaşın falan gibisinden. Bir çocuk onu paylaşmış. Puşkaş'ı kazandığı sene Süper Lig'de o haftanın golü Necati'nin seçilmişti diye. Yani Türkiye'de haftanın golü bile seçilmemiş. O gol. Baroni mi Hacı Ahmet Oğuş mu? Hacı Ahmet Oğuş'un ne Konya sezonları var ama. Yok Baroni abi. Baroni şampiyonluk. Sizi biraz gazlar ya. Mıyım dedim olmadı maalesef. Şikirşil mı? Ziegler mı? Şikirşil. Başakşehir'de de şampiyon oldu. Aa doğru lan. Bilmiyorum. Harbiden helal olsun adama. Sörlot'un bir senesi var da Santos'un kaç senesi var ki? Aynen. Santos da bu 3 Temmuz'dan sonra Arsenal'e kaçtı işte. Ama şampiyonluğu var işte.
Yani, ama Fener'le var abi. Öbürü de Trabzon'da oynuyordu adamcağız. Ne yapsın? Sonuna kadar götürdüler yani. Sörlot bence. Bence de. Hala Santos diyorum. Çünkü golle falan böyle çok önemli kritik goller attığını. Sormadan basarım size, kusura bakmayın. Sen ne diyorsun? Ulan Popescu kötü gitti ya. Sen Niyank'ın bizim feda sezonunda bize derbi aldırmışlığı var ya Fenerbahçe'ye karşı. Popescu o sene harbi Beşiktaş'ı görseydi topu mu bırakırdı ya. Makula. Ama bunun yeni kupası falan vardı ya. Öbüründe gol krallığı var abi. Hasan, sana ilginç bir bilgi vereyim mi? İkinize de kulağa belki ilginç gelebilir. Biliyorsunuzdur da belki ben tekrarlatmak açısından. Mesela Yıldırım Demirören dönemini Beşiktaş tarafta olarak biz hep hani karanlık dönem diye adlederiz ya. Evet abi. O 6 senede bir şampiyon, yani 4 5 tane kupası var Yıldırım Demirören'in 6 senede. Hep araya bir Türkiye Kupası attırıyordu o ya zaten. 3 tane Türkiye Kupası var. Bir tane devre şampiyonluğu var. Getirdiği hoca kupayı alıyordu mutlaka. Bir şampiyonluğu. Ertesi senede o adamı kovuyordu. 3 Türkiye Kupası, bir de şeyi var. Mesela bu kadar başarısız, Beşiktaş tarihinin en başarısız dönemi dediğimiz adamın 5 tane kupası var 6 senede. Çok ilginç gelmişti bana bu bilgi. Bakalım Ali Koç'un 6. senesi nasıl bitecek? Kaç kupayla bitecek? Maksimum 4 kupayla bitecek. Bakalım 4 olacak mı? Ya Avrupa'da da alırsa. 5 o zaman. 5 kupayla bitirecek maksimum. Yani maksimum Demirören kadar kupa alacak. Evet. Bu bence Vederson. Soru bence de Vederson ya adam. Ankara Spor'u harbi uçurmuştu bu herif. Ooo Fernandao ya. Karev de kötü elendi. Karev az kalmıştı değil mi Beşiktaş'ta? Bir sezon kaldı. Karev'i gönderip Ailton'la yula çektik. Cordoba ne kaleciydi be. Abubakar. Emenike ya. Karabük'ü var abi. Tabii canım. Şampiyon var mı Emenike'nin? Nerede var değil mi? Var. Bak, Beşiktaşları nasıl karşı karşıya getirdi? Abi bu bak, algoritmada arıza çok büyük ya. Bu Atiba'dır herhalde. Atiba canım. Tabii canım. Bu da Badu'dur. Bence Şikırçal. İki şampiyonluğu var. Fener'de yok pardon. Fener'de yok. NDI'ye bence de. Şakayı hemen... Muslera'dır. Bu kazanacak zaten. Holosko kim? Bir şey söyleyeyim mi? Zora. Zora şaşma. Holosko abi. Kim Mijie'nin bir senesi var ya. Evet. Holosko'dur abi. Holosko'nun Manisa'sı inanılmaz iyiydi ya. Sof. O videoyu hiç... Hasan onu hatırlıyor musun? Önüne Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus, Beşiktaş forması koydular Holosko'nun. Holosko'da aralarından... Evet. Beşiktaş Hakan Gündoğar seçip, yapmıştı haberi. Kartal pençesi yapmıştı. Joseph bence bu arada. O gün evet. Dedim ki nasıl siktik Juventus'u. Bence hala Teo. Teo ya. Manchester United'da golü vardı. Borini'nin hem de 19-0 işte. Yahovic Cagne. Cagne olabilir. Melodur bu ya. Melo. Siz kalıyorum. Babel. Bence de Babel. Yani üst turda elenecek arkadaşı seçiyoruz. Maalesef. Kötü eşleşme gelmiş buradan. Şuraya Cordoba'yı attı. Stanku bence hala Stanku be abi. Gençlerde attı, Galatasaray'da attı, Bursa'da attı. Stanku'dur ya. Evet. Kaç takımda golü var? Yüzler kulübüne bile girebilirdi. Bu harbi Fernandao artık ya. Ya Numa 2 geldiğinde de iyi iş çıkarmadı mı Beşiktaş'ta ya? Yok be abi. Numa'nın en gol sezonu 11-12 golü falan var ya. O Tafarel'in omzunu kırarak attığı gol neydi o herifin? Evet. Kim diyor Gora abi? Numa bence. Çünkü Hasan şöyle tamam o sene kadrodan çıkartıldı ama yine şampiyonlukta da katkısı var. Bir de
Cumhurbaşkanlığı kupası vardı Galatasaray'a 1-0 yendiğimiz. Orada da topukla attığı bir gol var. Beşiktaş'a 2 tane kupa kazandırdı yani. Fernando ne yaptı? 2 tane gol krallığı var. Başka bir şey yok ki. O da Şenol Güneş sayesinde. Gezel. Uçe'nin şampiyonluğu bir tane değil mi? Bir tane. Ama Uçe'nin yani. De Ebru Gündeş'le klibi var ya. Evet. Ben Uçe derim o yüzden. Ben de Uçe derim. Kolay bence değil abi. Yani. Yarın Zeynep Bastık Gezzal'i çağırır mı? Ya demek ki öyle bir etki bırakamamışsın yani. Bu arada kimle klibi var demiştin? Ebru Gündeş değil mi? Yani Ebru Gündeş'le Zeynep Bastık'ı kıyaslaman da yakıştıramadım. Hayır, güncel kim albüm hala yapıyor, Ebru, klip yapıyor diye Ebru düşündüm. Gündeş. Bataşa'dır ya. Aa Luciano, manyak mısın sen? Talisca David, enteresan. Türkiye'de bir iki sezonları var ikisinin de. Zor. Sağlam. Zor. Talisca. Bence de Talisca bu arada. Abi yapmayın, David'in Inter'e, Chelsea'ye, Messi'ye kimlere golü var ya. Öbürünün de var. Benfica'ya son dakika var. Leipzig'e var. Monaco'ya var. Porto'ya var. Hepsinin nasıl da Quaresma bu arada. Neyse. Devam edelim. Burada üzüle üzüle Zala'ya gideceğim ben. Ben yine Giuliano derdim galiba. Ben de Giuliano diyeceğim ya. Başakşehir'de de performansı var bu adamın. Ulan acı. Ah be. Rakip maku kulağını sıktı. Bu adam bir eşleşme üstadı ya. Abuş. Artık Abuş. Abubakar, Abubakar. Abuş, Abuş. Sırf bu sene bile alır Abubakar. Burada Meireles bence. Maalesef. Meireles de çok kalmadı ama. Şampiyonluğu var. Evet. 2014'te değil mi? Evet. Mondragon. Evet. Meireles evet. Bu arada iki sezon mu kaldı Fenerbahçe'de? İki sezon kaldı. Evet. Herhalde. Oy, sol bekler kapışıyor. Bence Türkiye'deki kariyerleri Adriano. Carlos Türkiye'deki kariyerlerine bakıyoruz abi. Evet, Sivas hoca olarak gitti. Oyuncu olarak gitmedi. Türkiye'deki kariyer ya. Olarak Adriano bence. İkisinin de birer şampiyonluğu var. İkisi de iki sezon oynadı. Adriano'nun Avrupa başarısı da var. Ama o sene Roberto Carlos harbi Fener'in Avrupa'da yürümesini sağlayan adamlardan biriydi. Gerçi Carlos'un da işte şeyle çeyrek finali var, doğru. Carlos bir tık önde. Adriano'nun Avrupa'da çeyrek finali var. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Carlos'un lig şampiyonluğu Carlos yok diyorlar chatte. Yok mu? Var. Var var. İlk geldiği sezon oldular işte. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi. 2007-2008'de olmadı mı Fenerbahçe? Her türlü Ebu Ebu. Ebu Ebu. Olmamış bu arada Duruma Carlos. Çok... Adriano'yu boku bokuna eledik. Koray Hocam şeye katılır mısın? Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı sağ bek de olabilir Ebu'ya. Evet abi. Yani benim izlediğim yani... Galatasaray formasıyla bir. İnanılmaz bir adamdı. Kimse gelemiyordu bize. Soldan. Mesela ikisinin de prime'ında bir... Yani genele bakarsan bence Gökhan Gönül. Benim izlediğim en azından. Bizim yaş grubunun izlediği diyeyim. Sonra da Ebu'ya herhalde yani benim için. Benim de öyle. Yani Gökhan Gönül'ün önüne bile koyarım ben. Vebo Baroş'a ben Vebo diyorum. Evet evet. Gerçi Baroş da hayvan gibi gol attı bizde ya. Ben Baroş derim ya. O zaman iki Baroş varsa Baroş diyeyim. Quaresma mı alayım? İşçe mi alayım? Burayı var ya, İşçe kazanabilir hakikaten. Ben Muslera diye erken gaza geldim. Hayır, atladığım biri var bence. Kazanacak olan bambaşka bir adam. Bu Lugano abi. Bence de Lugano. Gomis. Bu Bafe. Alex. Alex mi? Hacimi'ye gidiyor bu iş ya. Evet, oraya gidiyor. Orada anketi çakarız, chat'i patlatırız. Orada anketi basarız. Hala Okoça'dayım ben. Okoça bir tur daha atladı ama bir sonraki tur artık nefesi yetmeyebilir. Snyder bence. Snyder. Eto bile Snyder. Yattı arı.
Sosa ya. Sosa ama yattara abi. Ha yattara. Sosa'nın yattara da şampiyonu yok, doğru. Var abi Sosa'nın Beşiktaş'ta. Sosa'nın Fener sezonları pek iyi değildi değil mi? Beşiktaş'ta varsa o zaman niye Sosa'yı seçmedin? Yattara daha iyi topçu. Ama Türkiye kariyerine bakıyorsun keyfi, yani. Yattara keyfi seçimimdi. Keyfi seçimimdi. O zaman Yattara. Burada da Balili'yi seçeceksin. Ben Balili'ciyim. Taparalım alır ya. Tek kaş adam her zaman daha iyidir. Alex. Bataşa. Evet. Cagney iyi geldi ama helal olsun. Quaresma. Quaresma köfte or seni. Çok nasıl başka bir seni? Çok başka bir ekip geliyor. Tafarel. Hep i̇yi. Soldaki mi kazanacak lan? Joseph. Joseph. Hep soldaki mi kazanacak? Öyle bir şey iş var ha. Burada bari soldakiler kazansın be Hasan'ım. Haydi. Kırılmış evet. Boğazım. Ebu'ye. Aslında Babel. Babel. Abi bir dur ya, hemen çok fevri davranıyorsun. Çok, ben full bu sola basmaya size alıştığım için tak diye boyaya bastım. Bu baroş ya. Öyle gözüküyor. 3 turdur Numan'ın karşısına oy veriyorum. İlk kez tuttu. Muslera. Kötü elendi Atiba. Atiba'nın en az yarı final gitti. Görmesi lazımdı. Vallahi kötü gitti. Mondragon. Evet. Oldakiler kazansın. Bir şey söyleyeceğim. Neyse eşleşirlerse söylerim de. Hacı. Bak Yattara turu hiçbir işe yaramadı zaten. Oradan kim gelse eleniyormuş. Benim gönlümü kırdığına değdi mi? Hayır. Ben Lugano'ya bir tık daha yakınım. Ben de Lugano'ya yakınım. O zaman bana iki oy varsa... Hala o koça. İnanılmaz gidiyor adam ya. Helal lan o koçam be. O koçanın kimseyle klibi yok. Ancak suyu hattına. Yine uça derdim ben bu arada. Meyreles artık. Şampiyonluk farkıyla. Evet. Gomis. Afe. Visca. Evet. Melo çok kötü gittim Bolu'um. Visca herhalde ligin bir 5-6 sene en iyi sahacı olarak devam etti. Abu Bakar mı? Abu Bakar tabii canım. İki şampiyonluğu var Abubakar'ın. Koray abi ne diyor bilmiyorum da ben çok kararsızım burada. Abubakar abi. İki Abubakar varsa basarım da ben çok kararsız kaldım. Alex devam. Evet. Son 8'e attı kendini Alex. Muslera devam. Muslera da son 8'e girdi. O koça ne yapıyor ya? Bütün turları mı geçecek? Ne yapacak? Gerçi UEFA'sı var sonunda. Mutafarel abi. Son 8'e Tafarel'i yolladık. Ben buna yorum yapmak istemiyorum. Çok kötü oldum ben. Galatasaray 3 kaleciyle gitmesin üst turlara. Kaç kalecisi var ki? Muslera var, Tafarel var değil mi? Harbi 3 kaleci evet. Olmasın. Bu aracıma çıksın. Ağladım. Sizi çok seviyorum. Ağlattınız beni. 33 yaşında ağlıyorum. Bu aracıma resmine. Böyle bir saçma. Bataşa, Joseph. Joseph hem Beşiktaş'ta çok iyiydi hem Fener'de çok iyiydi de. Bataşa'dır ya. İnanılmaz Bataşa'dır ya. Evet. Ha bir adam Bursa'yı şampiyon yaptıysa. Tabii. 8 en azından son 8'e alın adamı yani. Aynen. Lugano bence. Zaten Eboy'a yanlışlıkla bastık. Kimsenin Eboy'a diye düşüncesi yokmuş. Evet. Bir de biz Lugano'yu çıkarırken iyi oyuncu eledik. Visca ya. Acı. Hacı da çok kolay tur atladı. Turlar hep kolaydı. Aynen ya Hacı. Hacı işte daha zor tura. Hacı'nın ilk kez zor turu geldi de takım arkadaşı. Onu da yer gene, yani. Gene Hacı, kolay Hacı. Abi. Aynı İnter'in takımdaki. İnter'in Şampiyonlar Ligi yolu gibi oldu Hacı. O siktir. Hayda. Artık Nando abi. Ya eşit aynı sürelerde ya. Oynadılar. Muslera daha başarılıydı bence. Galatasaray'ın bir şey 4 şampiyonluğundan bir şey birinde Muslera kalede. Tamam. Çok haklısınız da. Bence de ben oy versem Muslera'ya Visca'yı onurlandırmak istiyorum. Bence Türkiye'de bir daha hiçbir futbolcu Beşiktaş, Galatasaray, Fener dışında iki takımla şampiyonluk yaşayamayacak. Adam hem Trabzon'da hem Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı.
Ve bu ligde 100 gol 100 asisti falan var. Daha bu adam ne yapacak? Yazık oldu. Keşke Muslera ile eşleşmeseydi. O Koçay'ı falan sikerdi bizce. Taffarel'le eşleşse düşçelerdim, öyle söyleyeyim. Evet. Yazık oldu. Çok kötü eşleşmeye denk geldi. Bence Visca'nın performans olarak, kalecileri ayrı tutuyorum, kıyaslanabileceği tek adam Alex. İstatistik olarak diyorum. Bence yani de performans öyle. Derken yanlış söyledim. İstatistik olarak baksak bence herhalde bir tek Alex'in arkasında Visca çıkar Türkiye Ligi'nde. Öyle öyle. Bir de Başakşehir kontra atak oynarken de en iyi oyuncusu Visca'ydı. %75 toplu oynarken de en iyi oyuncusu Visca'ydı. Evet. İnanılmaz bir oyuncu yani. Buraya ne diyoruz? Hiçbir şey diyemiyorum ama çok üzüleceğim Elenen'e. Quaresma ya. Quaresma'nın iki tane şampiyonluğu var. Bir tane Türkiye Kupası var. Şampiyonlar Ligi, UEFA, bir sürü performans var. Hadi bir Beşiktaşlık edelim orada. Alex. Bu bizim Taffarel'e eşleşmesi oldu. Oh siktir. Hadi. Sıkıntı var. Hacı. Bence Muslera mesela. Ben Hacı olmasa Muslera'yı getiremezdi Galatasaray. Hayda, ne güzel konuştu çok ya. Çok acayip bir laf etti lan adam. Güzel konuştu. İlk defa taşacak geçmeden biz de net bir şey söyledi bize. Adam ilk defa bizi ciddiye aldı lan. Bu adam, yemin ediyorum, Ali Sami Bey'i Discord'a bağlasak bu tarz bir şey anca o söyleyebilirdi. Faruk çünkü... Süren kasa bir laf, öyle diyeyim. Bunu koyayım, tüylerim diken diken oldu. Lorixana artı parayla takas ettik ve geçen seneki 13.lük gibi bir sezondan sonra aldık Muslera'yı. Bir de Muslera Galatasaray... Hacı abi. Muslera Galatasaray'a geldiğinde Muslera'nın kariyerde sıkıntı vardı. Hacı Barcelona geçimsiz bir adam olduğundan geldi. Barcelona Real Madrid'in 10 numarasını giyen tek adam ya. İki takımda Hacı. Yapmayın beyler. Ama onaya bakmayacaksın. Oraya bakmayacaksın. Yani ama Türkiye performansı da öyle abi. Adam sadece geldi. Türkiye'ye bakacaksın. Öyle Barcelona'sı Real Madrid yok bu işin. 4 şampiyonluğu almadın mı Hacı? Alex. Bir de şey, Muslera'da şöyle bir durum var. Galatasaray'ın kötü sezonlarında Muslera çok kötüydü. Biz hiç kötü Hacı izlemedik. Hacı kötü olacağı ihtimali olduğu an bıraktı futbolu. Ben de burada da Hacı. Buraya bir anket alalım chatten. Ben şöyle yorum yapabilir miyim buraya? Evet. Eğer tüm kariyeri işin içine katsaydık Hacı derdim. Yani Hacı daha büyük futbolcu kesinlikle Alex'ten. Tartışmasız yani. Adamın Türkiye kariyerinde bir Avrupa şampiyonluğu olmasa bence ben Alex derdim. Ama yani Avrupa şampiyonluğu başka bir rütbe yani. Seviye mi? Bence. Yani sonuçta onu da Türkiye'de kazandı adam UEFA kupasını. Süper Kupa'da da var. Yani Avrupa Kupası işleri çok değiştiriyor. Abi yani Denizli deplasmanıyla Hacı kazanır da abi. Harbi alırdı galiba. Bu adamın bugün lafları çok tuhaf ya. Yani sen Ali Sami Yen'de son hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacaksın. Sana galibiyet lazım. Kocan seni kenarda oturtacak. Oturtamazdı abi. Devre arasında Lucescu'yu dövüp ben sol bek miyim lan deyip Real Madrid maçını alan adam bu yani. Çok fazla fark bekliyordum. 53-47 bitti. Bu adam çok ikna edici konuşuyor. Ben bu adamla görüşmem. Bu arada hakikaten Vakayeme'nin bu listede olmaması ayıp olmuş. Çoğu adam yok zaten ya. Başka adamlar da yok. Türkiye'de çok ciddi yer eden. Evet, Hacı diyorum ben de. Evet, Hacı kazandı. Bakalım Türk halkı ne demiş? Türk halkı da en çok Hacı demiş. Sonra Alex demiş. Sonra Muslera demiş.